Merhaba arkadaşlar, bu gece sizlere Kılıç Hafriyat için yazmış olduğum cari takip programını tanıtmak istiyorum. Diğer tanıtım videolarında da söylediğim gibi amacım bu programı satın alan Kılıç Hafriyat bu videoyu izleyerek programın nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olması. Ayrıca hafriyat işi yapan bir firmanın böyle bir videodan geldiği zaman ihtiyaç duymaları halinde benimle iletişime geçmeleri için tanıtıyorum. Hemen zaman kaybetmeden kullanıcı adı ve şifreyi giriyorum ve programı açıyorum arkadaşlar. Program firmanın istediği şekilde yazıldı. Burada işlemler menümüz var. Cari tanımlama, fatura girişi, tahsilat işlemleri, cari ekstra ve kasa işlemlerinden ibaret. Aynı zamanda da burada da birkaç tane butonumuz mevcut. Hemen cari tanımlamaya girip bir cari tanımlıyorum arkadaşlar. Mesela ne olsun? Yıldız İnşaat olsun. Vergi dairesi Ankara, vergi numarasını rastgele yazıyorum. Yetkili Ali Bey olsun. Telefon 0532, telefon numarası, adreste Ankara yazıp kaydettim arkadaşlar. Burada çift tıklayıp güncelleyebiliyoruz ve tüm menüleri ESC tuşuyla her zaman kapatabiliyoruz arkadaşlar. İstersek silebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Burada arama işlemlerini yapabiliyoruz. Hemen bir fatura girişi yapalım. İşlemler menüsünde fatura girişine gelip burada cari ünvanı tıklıyorum. Yıldız İnşaat'ı seçtim. Fatura numarası ne olsun? F101 olsun. Fatura tutarı 50.000. Tarih 07 arkadaşlar zaten. 07. Yapılan iş işte 20 kamyon kum işi diyelim. Faturamızı kaydettik. İstiyorsan bir fatura daha kaydedebiliriz. Yine Yıldız İnşaat'a F102. Tutar 20.000, ayın 8'i olsun. 10 kamyon toprak diyelim. Ve 2 adet fatura kestik Yıldız İnşaat'a. Cari tanımlamaya baktığımız zaman burada 70.000 TL bir bakiyesi olduğunu görüyoruz. Cari ekstraya baktığımız zaman da 2 adet faturasının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir tahsilat yapılmamış. Borç toplamı 70.000, tahsilat toplamı yok. Kalan borç 70.000 TL olarak gözüküyor. Burada yine istediğiniz cariyi buradan arayabiliyorsunuz. Aşağıda da cari tahsilatlar gözükecek. Hemen tahsilat işlemlerine geliyorum. Şuradaki cariyi çift tıklıyorum ve yapılan tahsilat örneğin 25.000 olsun. Buradan yanlış giriş yaptıysanız örneğin bu satırı silip tekrar çift tıklayarak 20.000 mesela diyelim. Ve kaydete basıyoruz. Bir adet tahsilat işlemi yapıldı. Hemen cariye baktığım zaman burada tahsil edilen 20.000, bakiyesi 50.000 olarak görüyoruz. Kasaya baktığımız zaman da kasada 20.000 lira Yıldız İnşaat'tan yapılan tahsilat olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki rakamlar da hangi ayda ne yapılmışsa buradan listeliyor aylık bazda. Tüm tahsilat işlemlerini görebiliyoruz kasa hareketlerinde. Şimdi bir tahsilat daha yapalım. Yine tahsilat işlemlerinden buraya çift tıklayarak 10.000 lira diyelim. Ve kaydete basıyorum. İkinci bir tahsilat işlemi yapıldı. Hemen kasaya baktığımız zaman kasada ikinci bir tahsilat ve aşağıda kasa bakiyesi 30.000 lira gözüküyor. Caride ise 40.000 lira bakiyesi. Cari ekstresine geldiğimiz zaman burada 2 adet fatura kesildiğini ve 2 adet de tahsilat işlemi yapıldığını görüyoruz. Bir cari daha tanımlayalım. Direkt isterseniz direkt faturadan yapabiliriz. Bir fatura girişine gidip cari seçiyoruz. Burada carimiz olmadığı için ekliyoruz. Carimiz ne olsun? Güneş yapı olsun. Vergi dairesi bu da Ankara olsun ya da İzmir olsun. Vergi numarası yetkili Mehmet Bey olsun. Telefon numarası 0544 vesaire. Adres İzmir. Kaydettik. Ve buradan çift tıklayarak güneş yapıyı seçtik. Fatura numarası F103 diyelim. Tutar ne kadar olsun? Tutar 35.000 olsun. Ayın 09'unda 15 kamyon ne diyelim? Kum diyelim buna da. Ve bu faturayı da girdik. Burası arkadaşlar faturaların listelendiği yer. Hemen carilerimize baktığımız zaman Yıldız İnşaat 40.000 lira bakiyesi var. Güneş Yapı 35.000 TL bir bakiyesi var gördüğünüz gibi. Yine tahsilat işlemine gidip ikisinden birden tahsilat yapabiliriz. Mesela Yıldız İnşaat'tan 10.000 lira. Güneş Yapı'dan da 5.000 lira tahsilat yapalım.
Toplam 2 adet tahsilat yaptık ve kaydete basıp evet'e basıyorum. 2 adet tahsilat işlemi kaydedildi. Hemen carilerimize baktığımız zaman her ikisinde 30'ar bin TL bakiyesi olduğunu görüyoruz. Cari ekstrede ise Yıldız İnşaat'ın burada 3 adet tahsilat işlemi, Güneş Yapı'nın da bir faturası ve bir adet tahsilatı olduğunu görüyoruz. Kasaya baktığımız zaman da kasada toplam 45 bin TL para girişi olduğunu gördük. İsterseniz tahsilatları bir tamamlayalım. Hep bütün bakiyeleri bir sıfırlayalım. 30 bin TL ve Güneş Yapı'dan da yine 30 bin TL diyelim. Mesela 35 bin diyelim. Borcudan fazla tahsilat yapılamaz. Böyle ayarlandı ve kaydete bastım tekrar. Tüm tahsilatları tamamladım arkadaşlar. Ve burada cariye baktığım zaman bakiyelerinin sıfır olduğunu görüyorsunuz. Ekstreye geldiğimiz zaman da Yıldız İnşaat'ın tahsilatlarını, Güneş Yapı'nın tahsilatlarını görebiliyoruz. Bir saniye arkadaşlar, arada kapı çalıyor. Neyse arkadaşlar. Buradan örneğin Yıldız İnşaat'ın bir ekstresini çıkaralım. Şurada yazdır butonuna basıyorum. Yazdırılsın mı? Evet diyelim. Masa üstüne Yıldız diyelim. Şuraya dosya adı yazıcı olmadığı için PDF dosyasına kaydı yazdırıyor. Şöyle Yıldız'ı açtığım zaman da şurada kılıç harfiyat. Şu yukarıda gördüğünüz 2 adet faturası arkadaşlar. Aşağıda da tahsilatlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Toplam 70 bin liraydı. 20, 30, 40, 30 daha 70 bin TL tahsilat yapılmış. Bu şekilde ekstreyi görebiliyoruz. Mesela silme işlemi yaparsak, örneğin az önce Yıldız İnşaat'tan 30 bin lirayı silelim. Şuradan Yıldız İnşaat'ın 30 bin liralık tahsilatını sildim örneğin. Ve tekrar buradan cariye baktığım zaman Yıldız İnşaat'ın şurada 30 bin lira tekrar bakiyesi olduğunu görebiliyorum. Yapılan işlemler bu. Cari ve yapılan işlemleri bu şekilde detaylı bir şekilde takip edebiliyoruz. Yani burada anlatacaklarım ayrıca şurada bir internet tarayıcısını açabiliyoruz. Bununla hesap makinesini açıyoruz. Bununla bir not defteri açabiliyoruz. Şuradaki butona basarak programın yedeğini alabiliyoruz. Şuradaki butona basarak da aktif yazıcıyı seçiyoruz arkadaşlar yazdırmak için. Burada da program hakkında. Burada Excel'e kaydet basıyoruz şuradaki butonla. Excel sayfasına geçmek için de burada bir şifreli bir form geliyor. Şifreyi girdikten sonra Excel sayfamıza buradan gelebiliyoruz. Yapılan işlemlerin buralara kaydedildiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar şu butona basarak programımızı yine çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda şu aşağıda fatura giriş toplamı 105 bin, tahsilat toplamı 75 bin ve kalan toplam 30 bin. Örneğin şuradan Ekim'i tıkladığınız zaman Ekim'de hiçbir işlem yapılmadığını, Kasım ayında yapılan işlemleri hem yıl bazında hem ay bazında buradan görebiliyoruz. Yani bu programla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.